Merhabalar. Bu videomuzda Inventor içerisindeki bükme komutunu inceleyeceğiz. Bunun için ilgili dokümanımı açıyorum. Bükme komutu ile Inventor içerisindeki katı modelleri belirli bir yarıçap veya açıyla bükebilirsiniz. Bu komut 3D model başlığı altındaki Modify panelinde yer alır. Bükme komutunu çalıştırmak için Bend Part isimli ikona tıklıyorum. Şekildeki diyalog penceresi açılmakta. Burada ilk önce benden büküm yapacağım bir çizgi seçmemi istemektedir. Bu çizgiyi eksen olarak kullanacaktır bükme işlemlerinde. 3 çeşit bükme türüm vardır. Birincisi yarı çap ve açı vererek bükme işlemini yapma. İkincisi yarı çap ve yay uzunluğunu belirterek bükme yapma. Üçüncüsü de yay uzunluğu ve açı vererek bükme yapma. Burada yay uzunluğu olarak belirttiği uzunluk çizgimin üzerinde bulunduğu yüzeyin büküm boyunca kullanılan uzunluğudur. 50 mm yarı çapında veya 30 mm yarı çapında bir büküme yapalım. Bükme miktarımız 60 derece olsun. Bükme işlemini ters yönde yapmak için buradaki Direction komutunu kullanabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken konu, çizgimin bulunduğu yüzeyin yüzeye göre yarıçapı alacağıdır. Diğer komutlar ise hangi tarafların büküleceği ile ilgili komutlardır. Her iki tarafı da bükmek istiyorsanız buradaki Side isimli komuta tıklayabilirsiniz. Eğer modelimde parça içerisinde birden fazla katı gövde varsa buradan da bükmek istediğiniz solidi seçebilirsiniz. OK ile komuttan çıkıp modelimi oluşturuyorum. Bir tane daha bükme işlemi yapalım. Bunun için yine Bend Part komutunu çalıştırdım. Çizgimi seçtim. Yönünü belirledim. Bu sefer belirli bir yay uzunluğunda, yani 60 mm'lik bir yay uzunluğunda 60 derecelik bir açıyla bükme işlemi yapsın diyorum. Buradaki yay uzunluğu çizgimin üzerinde bulunduğu yüzey olduğunu söylemiştim. Buradan bu noktaya kadar olan yay uzunluğudur. OK ile devam ettiğimde bükme işlemimi tamamlamaktadır.